Arkadaşlar merhaba, ben hayalbaz Cem ama zaman kavramına şimdiye kadar dikkat etmeyen bir hayalbaz. Bugün okula geç kaldım. Niye geç kaldım? Çünkü hocamın söylediği gibi zamanı durduramıyoruz ya. Dedim ki ben disiplinli olacağım, özverili olacağım, zamanı güzel kullanan bir çalışkan öğrenci olacağım dedim. Böyle yapmadan okula gitmeye çalıştım. Okul servisini kaçırdım. Ders saatini yakalayamadım. Öğretmen de biraz geç kaldığım için kızdı. Ama bundan sonra dikkat etmeye çalışacağım. Mümkün olduğu kadar hayalde yaşamayacağım. Hayal kuracağım ama hayalde yaşamadan, böyle yapmadan bir yerlere giderek planlı olmaya çalışacağım. Peki siz ne yapıyorsunuz? Zamanında dişlerinizi fırçalıyor musunuz? Yatarken, kalkınca, yemek yedikten sonra ödevlerinizi yapıyor musunuz? Okula geç kalmıyorsunuz değil mi benim gibi? Zamanı güzel kullanabiliyorsanız bana da öğretin. Çünkü ben artık böyle yapmak istemiyorum. Hayal kurmak istiyorum ama hayalin peşinden de çok gitmek istemiyorum. Bu sefer zamanı kaçırıyorum. Hocanın anlattığı gibi Ali Kuşçu nasıl ama? Özbekistan'a gidiyor, oradan kalkıyor, İran'a gidiyor, sonra İstanbul'a geliyor, Fatih Sultan Mehmet'le tanışıyor. Fatih Sultan Mehmet de sadece iyi bir komutan, iyi bir padişah değilmiş ki. Ben onu hep İstanbul'u fetheden çok iyi bir komutan olarak biliyordum sadece. Alimleri, mucitleri yanında tutuyormuş. Demek ki bilime de önem veriyormuş. O zaman biz de birçok şey yapabiliriz. Oyun oynamaya da çok zaman kalır. Hayal kurmaya da hem böylece böyle yaparak okula da gitmeye çalışmam. Servisime binerim. Düzgün bir şekilde planlı, programlı ben de görevlerimi yerine getiririm. Fatih Sultan Mehmet savaşmış, bilimle de uğraşmış. Nasıl yapmış ki? Hocayı çağırıp sorsak mı? Bu kadar çok şeyi nasıl yapmış bu kadar kısa sürede? Bence hocayı çağıralım ve ona soralım. O bir şeyler anlatırken aklımıza başka sorular da gelir. Hazır mıyız? Tamam, çağırıyorum o zaman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Biz yine her zamanki gibi bir şeyi merak ettik. Sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsin ama zamanı verimli kullanmamız lazım. Tabii. Başlatıyorum. Şimdi sor bakalım. Tam da bunun üstüneydi. Şimdi ben siz yokken arkadaşlarımla birlikte bir şeyi çok merak ettim. Daha doğrusu birçok şeyi merak ettim ama özellikle bir durum üzerinden soru sormak istiyorum size. Fatih Sultan Mehmet'ten bahsetmiştiniz ya. Hani Ali Kuşçu'yu karşılamış, bilimle ilgili birçok şey üzerine sohbet etmişler. Gemide gezerken bile bilim üzerine konuşmuşlar. Evet. Onu üniversiteye atamış. Peki Fatih Sultan Mehmet bunların hepsini nasıl yapmış? Ben bugün okula geç kaldım. Bu kadar planlı olmayı nasıl başarmış? Bunun için ta çocukluğuna bakmak lazım. Siz de orada mıydınız? Oradaydım. Bak ben sana şunu söyleyeyim. Fatih Sultan Mehmet aslında çocukluğunda yerinde durmayan birisiydi. Böyle sürekli meraklıydı, dikkati dağılıyordu. Ha, o zaman baştan o da benim gibi geç kaldığı oluyordu yani. Oluyordu ama sonra çok iyi bir eğitimle, harika bir disipline girdi. Ömrü boyunca da o disiplini sürdürdü. Kime eğitti ki yani? Heh. Öğretmenleri mi vardı? Fatih Sultan Mehmet bir şehzade. Yani hükümdarın oğlu olduğu için elbette ki sarayda özel eğitim alıyordu. Sana şunu söyleyeyim. Böyle birebir mi ders alıyordu? Aynen öyle. O zaman siz de benim hocam olur musunuz? Hatta hepimizin hocası olun. Biz de öyle disiplinli olmayı öğrenelim. Zaten çağırdığınız için oldum bile. Çağırırsak gelir misiniz gerçekten? Beni siz çağırdınız. Her zaman gelirim. Şunu unutma. Fatih Sultan Mehmet'in babası Osmanlı Padişahı 2. Murat çok kültürlü, kültüre adeta aşık, çok iyi bir hükümdardı. Oğlunun da küçük yaşta iyi bir eğitim alması için birbirinden değerli hocalar tuttu ve hocalarına karşı Fatih Sultan Mehmet'in çok saygılı olmasını sağlayan ve ona bunu öğreten kişiydi. Doğru. Bugün ben de evet okula geç kaldım. Biraz plansız davrandım. Sorumsuz gibi gözüktüm ama ben öğretmenlerimi çok seviyorum. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Onların söyledikleri şeyleri birebir yerine getirmeye çalışıyorum. En azından bundan sonra daha dikkatli olacağım. En doğrusunu yapıyorsun. Çünkü işte Fatih'in pek çok hocası var. Pek çok öğretmeni var. Ben sana bunları anlatırım ama ona en zor zamanlarında hem bir bilgin hem bir bilge olarak yanında bulunan işte bu öz denetimi, disiplini öğreten birinden bahsedeyim istersen. Çok kıymetli. Çok özel biri o zaman bu. Hem de ne kadar özel birisi. Asıl adı
Muhammed Şemsettin. Hamza'nın oğlu Muhammed Şemsettin olan ama bizim onu Akşemsettin olarak tanıdığımız bilgin ve bilge. Akşemsettin duyuyordum kitaplarda. Evet. Fatih Sultan Mehmet'in öğretmeni miymiş? Tabii ki. Peki niye ak? Saçı sakalı beyaz ve hep beyaz kıyafet tercih ettiği yaşlı için. Yaşlı mıymış peki o zaman da? Tabii yani erkenden saçı sakalı beyazlamış ama özellikle beyaz giyinmeye hani o duruluk, saflığa çok önem veriyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Fatih Sultan Mehmet'in hem akıl hocası olan bir bilgi hem bilginde. Zaten tarihte hangi hükümdarı alırsan al büyük işler başarmış. Yanında hep akıl danışacağı bilge ve bilgin kişiler var. Ama Fatih'in yanındaki Akşemsettin muazzam bir insandı ben sana söyleyeyim. Tamam ne öğretmiş mesela? Hı. Yani Fatih Sultan Mehmet'in bildiği o dillerin hepsini Akşemsettin mi öğretmiş? Hayır onu diyemeyiz. Ne öğretmiş? Birbirinden fazla hocadan, öğretmenden ders aldı. Farklı farklı alanlarda ona ders verenler oldu. Şimdi konumuz sadece Akşemsettin olduğu için onu anlatacağım. Demek ki Fatih Sultan Mehmet'in Fatih Sultan Mehmet olabilmesini sağlayan bir rehberi varmış. Harika. Sizin benim yanımda olduğunuz gibi yani. Harika. Bak merak etmenin sonuçlarını alıyorsun işte. Merak ettikçe, öğrendikçe, biraz kurcalayıp eşeledikçe bak ne güzel sonuçlara varıyorsun. Fatih Sultan Mehmet'i Fatih Sultan Mehmet yapan en önemli şeylerden birisi de onun bilge ve bilgin hocası Akşemsettin. Pek çok şey öğretti ama ben sana bir şey söyleyeyim. Seni hemen bir sahneye götüreyim. İstanbul'un fethi. İstanbul'un fethi bizim tarihimizde çok önemli bir şey. Hatta ders kitaplarında okumuşsunuz. Evet çok büyük bir başarı. Ha. Yani İstanbul'u o tarihe kadar kimse fethedememiş evet. Ama Fatih Sultan Mehmet fethetmiş. İstanbul'un fethi kolay bir mesele değil. Siz de orada mıydınız? Gemiler tabii ki. Ben zaman yolcusuyum biliyorsun. Bütün bu hadiselerin hepsine tanıklık ettiğim. Bak şimdi İstanbul'un fethi gerçekten çok önemli bir fetih ve büyük bir askeri organizasyondu. Yani gemiler, toplar, askerler, savaşçılar alınmaz denilen İstanbul surlarının önünde büyük bir mücadele veriyorlardı. Öyle ki bir noktada gerçekten bu olay tıkandı kaldı. Askerlerin morali biraz düştü. Fatih Sultan Mehmet bütün hayatını koyduğu bu proje için çok sıkıntıya girdi. Bir ara acaba böyle askerlerin arasında yoksa İstanbul fethedilmeyecek mi? Bu iş olmayacak mı diye düşünüyorlardı. İşte orada Fatih Sultan Mehmet'e sabrı veren, sabretmesi gerektiğini söyleyen ve manevi gücünü yüksek tutup askerleriyle birlikte bu kuşatmayı devam ettirmesini sağlayan kişi Akşemsettin'di. Tamam da işte ne demiş ki ona? Şimdi vaktim gitgide azalıyor. Uzun bir mektubu var Akşemsettin'in Fatih Sultan ne Mehmet'e. Diyor? O mektubu özetleyeyim ben sana. Sabırlı olmasını, kuşatmayı sonuna kadar devam ettirmesini. Yani benim gibi yapmamasını. Evet. Planlı olmasını ve planında sonuna kadar disiplinle sabretmesi gerektiğini anlatan bir mektubu vardı. O mektuptan sonra Fatih Sultan Mehmet tekrar kendine olan özgüvenini kazandı. Onun o duruş askerlerine geçti ve 52 gün sonra Osmanlı ordusu sancaklarını İstanbul'a dikti ve böylelikle sadece kendi ülkesi için değil Bizanslılara da adalet getiren bir düzen kurulmuş oldu ve bir çağın kapıları kapandı, yeni bir çağın kapıları açıldı. Hemen sana söylüyorum, İstanbul'un Fatihi Sultan II. Mehmet ise İstanbul'un manevi Fatihi Akşemsettin. O zaman İstanbul'un fethini gösteren bir tablo var. Heh. Fatih Sultan Heh. Mehmet atıyla giriyor. Harikasın. Onun yanındaki evet. Akşemsettin miydi? Kesinlikle o. Ben sana şunun örneğini vereyim mi? Bir işi görmekte kolumuz, pazumuz, bu sertlik ne kadar önemliyse. Mesela şu masayı kaldıracağız. Ama bunu kaldırmak da sadece güç yetmez. Kaldırayım mı? Şimdilik dur. Tamam. Bunun yanında bunu nasıl kaldıracağımızı bilmek akıldır. Fatih pazuysa Akşemsettin akıldı. Hadi. Ya işte. Demek ki bütün işin sırrı bir bilene danışmakmış. Çok diyebilir miyiz? Net. Çok net. İkisi bir araya geldiğinde muazzam işler o ortaya zaman, çıkıyor. O zaman sizi danışmaya devam edebilir miyim? Tabii edebilirsin. Vaktimiz var mı? Biraz daha vaktimiz var. Tamam. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. Ben şimdi İstanbul'u fethedemem. Hı. Ama mesela okulla ilgili, derslerle ilgili bir şey yapmak istediğim zaman... İyi misin Cem? İyiyim, bir şeyim hasta yok. Hasta gibisin sanki biraz yok, ya. Yok, dün akşam hayal kurarken farklı farklı yerlere gittim, kutuplara gittim, böyle gökyüzünde uçtum.
Galiba biraz üşüttüm, bilmiyorum. Mikrop kapmış olabilirsin. Aa bak, ben sana tam bu noktada... Ama bir şey soracaktım. Bir dokma, daha önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi Akşemsettin'i konuşuyoruz ya. İlaç mı önereceksiniz? İlaç değil ama önemli bir şey söyleyeceğim. Bu bilgi ilaç kadar iyi gelecek sana bak. Tamam. Şimdi muhtemelen sen ya üşüttün ya bir yerlerden de mikrop kaptın değil mi? Ha, eskiden insanlar bunu bilmiyorlardı, biliyor musun? Bu bahsettiğimiz Akşemsettin'in, Fatih Sultan Mehmet'in dönemlerinde zannediyorlardı ki herkes ayrı ayrı hasta olur. Nasıl yani? Ha, şimdi ne diyoruz? Bir enfeksiyon bulaştı, mikrop bulaştı. Aman ellerimizi yıkayalım, bir yere dokunduk. Yıkıyorum, ellerimi tabii, yıkıyorum. Tabii tabii, çok iyi yapıyorsun. Ben sana hemen bir şey söyleyeyim, sıkı dur şimdi. Tarihte bizim bildiğimiz o Fransız Louis Pasteur var ya, bilime çok katkıları olmuş, müthiş saygıyla anıyoruz kendisini. Pasteur'den tam 400 yıl önce aslında insanları hasta eden şeyin gözle göremediğimiz küçük, o dönemin tabirle söylüyor, tohum gibi canlılar olduğunu söyleyen kişi bilgin Akşemsettin'di. Tohum mu demiş mikrop? O dönem için tohum dedi yani. Sonradan adı mikrop oldu. Peki onu söyledikten sonra bir çözüm bulmuş mu? Yoksa o bilgi sayesinde başka alim ve mucitler mi onun çözümünü bulmuş? Akşemsettin bir kitap yazdı. Kitabın adı Maddetül Hayat. Hayatın maddesi. Burada insan sağlığına ve insan biyolojisine ve anatomisine dair o dönem için çok kıymetli bilgiler verdi. Bu bilgilerin sonucunda bizim tarihçiler olarak okuduğumuz bir yer var. Tam da bundan bahsediyor. Böylelikle hastalıkların tedavisini ve teşhisini çok kolaylaştırdı. Daha sonraki dönemde, bak bu önemli, işte dedin ya ne yaptı? Aynı zamanda temizliğin ve hijyenin, yani ellerimizi yıkamanın, ortamın temiz olmasının önemini Akşemsettin belirledi. Bilim işte tam da böyle bir şey. Akşemsettin'in açtığı bu yoldan daha sonraki dönemin bilginleri bunu kullanarak Pasteur'e kadar geldi ve mikrop denilen kavramı ortaya koydu. Düşmanını tanımazsan onunla nasıl mücadele edeceksin? Bu kapıyı açan sade bilge değil, bilgin, matematikçi, mikrobiyolojinin kurucusu, tıp bilgini Akşemsettin'di. Bir Türk bilgini, bir Türk alimi. Akşemsettin gerçekten büyük adammış. Sizin bir önceki bölümlerde anlattığınız gibi ve çok sağlam bir duvar yaratmışız. Bir tuğlası Ali Kuşçu, bir tuğlası Akşemsettin, bir tuğlası başka? Başka var mı bu duvara oluştu? Olmaz olur mu? Anlatacağım ama sürem sonuna doğru geliyor. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence olayı çok iyi kavradın. Kavradım, tamam. Çok iyi kavradın. Tamam. Sizi dinleyeceğim. Sabırsız davranmayacağım. Sabah derse geç kaldım. Orada hızlı hareket etmem gerekiyordu. Şimdi biraz yavaşlamam gerekiyor. Tamam, ben sizdeyim. Biz sizdeyiz daha doğrusu. Şunu söyleyeyim sana. Bak işte bu duvar örneğini çok güzel verdin. Ondan sonra hızlıca gitmem gerekiyor. Bugün bilim adına bu dünyada ne güzellikler, ne faydalı şeyler yaşıyorsak, o duvarın yükselmesini sağlayan bizim tarihimizdeki Müslüman ve Türk bilginler ve mucitlerin ne kadar önemli olduğunu anladın değil mi? O tuğlaları çekseydik işte, bugün bilim ve teknoloji adına bizim ulaştığımız bu seviyeleri göremeyecektik. Neyse, sözü çok uzattım. Zaman beni çağırıyor artık. Kum saati?